Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle atkı aparatlarıyla kolay basit atkı yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bunlarla sadece atkı yapılmıyor. Battaniyeler de yapabilirsiniz. Bunların daha büyük boyları da var bende. 4 adet bunlar. Boy boy büyükten küçüğe doğru. En küçük boyu bu. Orta boyu bu. Daha büyükleri de var. Onları tabii şu an gösteremiyorum. Kolay atkı yapımını anlatacağım sizlerle bunu sizlere. Bunlarla battaniye, atkı, kazak ve hırkalar da yapılıyor. Bu anlatacağım birinci model arkadaşlar. En basit modelle başlayacağız. Küçükle başlayacağız. Orta boyla değil. Şimdi öncelikle modelimize başlarken şöyle kalın bir de ipim var. Kalın, ince hiç fark etmiyor arkadaşlar. Kalın iplikle de kullanabilirsiniz. İnce iplikte kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle şuradakine ipimi sabitliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok şöyle bir düğüm attım. Kolay çözülsün diye. Daha sonra şöyle ya da şöyle tek bir düğüm atalım. Şimdi şu şekilde şuradan ipimi geçirdim. Şöyle bir çapraz görüntü elde edeceğiz. Daha sonra bakın ipim bu şekilde gelecek. Buradan geçireceğim. Ve yine bu şekilde şuraya yanlış yere taktım daha doğrusu. Şu şekilde yine geçecek. İpinizi çok sıkı tutmayın arkadaşlar. İpimi sürekli böyle bu şekilde geçireceğim. Çok gevşek, sıkarak değil ki ilmeklerimizi alabilelim. Bu atkı aparatıyla bana çok sorular soruldu. Bu en kolay modeli. Model 1 diye paylaşacağım. Takip ederseniz diğer modelleri de göstereceğim. Bu şekilde çapraz işlemimi yaptım. Biraz aşağı indireceğim. Dediğim gibi çok sıkı bir dolama işlemi yapmıyorum. Daha sonra şimdi bu kısma geldim. Şöyle ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra bakın şu şekilde tekrar işlemime devam ediyorum. Aynı işlemi yavaş yavaş tekrarlıyorum. Dediğim gibi elimi, ipimi sıkı yapmıyorum. Bu şekilde devam ettiriyorum. Sonuna kadar. Gördüğünüz gibi her bir çubuğumda ikişer tane oldu. Bunu saymıyoruz tabii ki de. Şimdi ilmeğimi şuraya doluyorum, şu baştakini. Daha sonra şöyle bakın bunu yapabileceğiz. Ben bunun orijinal tığını bulamadım arkadaşlar. Orijinal tığı var. Şimdi alttaki ilmeği şöyle geçiriyorum. Bütün sıram boyunca bütün ilmekleri iki taraflı geçiriyorum. Bu şekilde. Hepsini geçişini yapıyorum. Bu aparatları ben çok yıllar öncesinde almıştım. Genelde kullandığım bir aparattı.
Ama dediğim gibi bazen kullanamayabiliyorum. Çünkü örgü işlerim de oluyor. Şimdi bunu da bu şekilde buradan geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Evet, onu da buradan geçirdik. Şöyle sıkılaştırıyorum burayı. Tamam. Yaptığım bütün işlem bu arkadaşlar. Bu birinci sıram. Ve birinci modelim. En kolay modelle başlıyoruz şu anda. Bundan bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz. Bana genelde erkek arkadaşıma, eşime atkı yapmak istiyorum diyen arkadaşlar da oluyor. Soranlar oluyor. Yani böyle bir aparata sahip olursanız hem battaniye de yaparsınız hem kazakta. Benim göstereceğim modellerle ama. Evet. Bu birinci kısmımı bitirdim. Şimdi hepsini böyle aşağıya itiyorum. Şöyle biraz da yakınlaştırayım. Şöyle şu da gözüksün. Evet. Şimdi yine işlemimi tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle. İşlemimi bu şekilde, bakın, ilkini şöyle geçiriyorum. Biraz yakından çalışıyorum ki görebilirsiniz diye. Arada da ipim takılıyor sağa sola. Evet. İpimizi de düzelttik. Yine aynı işlemi. Bu sefer bir sıra yapıyorum. Çünkü altta bir ilmeğim mevcut. Evet, sonuncusunu da bu şekilde geldim. Şuraya sabitledim. Bakın her birinde yine ikişer ilmeğim var. Önce şu yaptığım ilmeğimi çıkartıyorum. Ki ipim oradan çıkmasın. Bana şöyle şuraya da bağlayayım bunu. Tekrardan bütün ilmekleri çıkartıyorum. Kendi tığım aparatım tığ olsaydı daha iyi olacaktı. Ama maalesef onu bulamadım. Çok karışığım bu aralar. Yeniden pıtır 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 böyle bunları çıkartıyoruz. Bu arada hala sesim düzelmedi benim. Dün çok kötüydüm. Bir alerji sorunum oluyor benim. Neye alerjim olduğunu da bilmiyorum. Doktora da gitmiyorum. Merak da etmiyorum ama çok büyük bir alerji sorunu yaşıyorum arkadaşlar. Sesimden dolayı. Şimdi ters çevirdim. Sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. Pıtır 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 böyle sonuna doğru bu şekilde geçişler yapıyorum. Kanalımı bu arada takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımda minika_hobi. Facebook'ta da örgü, moda ve hobi sayfasındayım arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın beni. Bu şekilde burayı da çıkarttık. Böyle yakın çekim yapmak istiyorum çünkü anlaşılmıyor tepeden gösterdiğim zaman. Evet. Bu sıramızı da yaptık. Yine aynı şekilde neredeyiz şu an? Şimdi yine ters çevireceğiz. Biraz böyle çevire çevire yapıyoruz bu örgümüz ama. Evet, bakın. Bu şekilde. Yine yanlış yaptım.
ters çevirmemiz lazım. Yani o örgü kısmını arkadaşlar kendiniz ayarlayın onu. Evet, şöyle olacak, pardon, bakın. Bu kısmı şu şekilde ters çeviriyorum. Şöyle iplerimi gevşek bırakıyorum. Çok sıkı tutmuyorum. Şöyle bu şekilde devam ediyorum. Burada umarım çok güzel insanlarla tanışırım. Böyle sohbetler, muhabbetler ederiz. Böyle canlı yayınlar açarız istiyorum. İnşallah Allah kısmet ederse. Evet, burayı da şöyle şuraya kıstırdık, bakın. Şöyle gevşek bırakarak bağlıyorum şuraya. Biraz minnacık şöyle alan açalım ki görünsün. Evet, yine şu ipimin bakın bittiği yeri önce alıyorum ki orada ipim çıkmasın. Ve devam ediyorum. Umarım tekniği anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu birinci model. Bu dokuma tahtasındaki en kolay model. Bunu birinci model diye geçiş yapacağım videoya. Daha sonra 2 ve 3. modelleri de göstereceğim. Birçok model var. Onların hepsini anlatacağım size. Evet. Burayı da bitirdim, bu sırayı. Bu takılıyor tığımda, plastik bulunduğu için. Şimdi hemen bu kısma geçiş yapıyorum. Daha çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar kanalımda. Dediğim gibi beni takip etmeyi unutmayın. Sakın. Bol bol yorum yapın bana. Şu anlık çok fazla göstermiyor videolarım ama ben eminim hala savaşıyorum. Yaptığım her şeyi burada yayınlamaya. Evet. Ben de bir gün çok izleneceğim umarım. Burada güzel dostluklar, arkadaşlıklar edineceğim. Beni yalnız bırakmayın. Evet, burayı da bitirdim. Evet, şöyle bakın, hemen alttan göstereyim. Normal şişle örüyoruz gibi düşünün. Şöyle de göstereyim, biraz açayım onu. Bu uçlarına püskül de yapılacağı için uç kısımlarını şu şekilde bakın bağlayacağız ve püskül yapacağız. Şimdi yine ters çeviriyorum. Yine aynı işlemlere devam ediyorum. Çapraz yapıyorum bakın. Çok sıkı da değil, çok gevşek de değil. Orta karar olsun örgünüz. Yani ipi buraya tutturmanız normal. Elinizi normal bırakın. Şu arabalara böyle şey takanlar, böyle boru takanlardan sadece ben rahatsız oluyor olamam. Gerçekten bunun bir çaresini bulamadılar. Yani gerçekten böyle kulaklarını falan aldırmak gibi, ne anlıyorlar? Ne anladıklarını bir bilsem, ya da bunun bir cezası vesairesi yok mu? Yani insanları rahatsız eden insanların, ne kadar ayıp bir şey yani. Bazen böyle şu an gerçekten sinirlendim ama burada bir şey diyemiyorum tabii ki de. Evet. Yine bakın. İpimin biten olanını, yani boş olanını alıyorum. Ki buradan ipim çıkmasın. Ve devam ediyorum yine. Şimdi ben bu sırayı da yaptıktan sonra biraz
genişleteceğim. Modeli görmeniz açısından biraz öreceğim. Ördükten sonra tekrardan devam edeceğiz. İşlemimiz zaten bundan sonra artık bu şekilde devam ediyor. Bitirme kısmını da ayrıyetten gösteririm. Dileyen, isteyen olursa yorumlardan ulaşsın. Ayrıca bitirme bir modelin bitiş videosunu da çekerim. Şu an sadece modeli göstereceğim ben. Tekrar diğer tarafını çevirdim. Pıtır pıtır bunların hepsini böyle bu şekilde devam ediyorum. Sinirlenmemeliyim. Gerçekten sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama kulağımın dibinde iğrenç bir ses var şu anda. Nefret ediyorum böyle seslerden. Şöyle bir yorumlara bu videoyu izleyenler bir toplanın. Şöyle bir dert yanalım sizlerle. Evet, bu kısmı da bitirdim. Şimdi ben biraz öreceğim. Ördükten sonra tekrar modeli göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bayağı ördüm bu şekilde. Bu dediğim gibi birinci modelimiz. Örgümüze tekrardan devam ediyoruz. Bakın, burada başladığım zaman şu şekilde çaprazlar şeklinde gidiyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Yaptığım bütün işlem bu. Şöyle biraz aşağıya itiyorum. Şimdi şunu da şöyle yaptıktan sonra şöyle şu dibindeki yere sarıyorum. Önce bakın şu son yaptığımı çıkartıyorum ki ipim çözülmesin, buraya sabitlensin. Bu en kolay modeli. Gördüğünüz gibi atkımız oluşmaya başladı. Hepsini tek tek yine çıkartıyorum. Buradan firar etmiş. Evet. Çocuklarınızla bile rengarenk atkılar, battaniyeler yapabileceğiniz güzel bir aparat bence. Evet, bu şekilde hepsini çıkartıyorum. Normal daha sonra atkımız bittikten sonra püsküller yapıyorsunuz. Şimdi diğer tarafına geçiş yaptım. Bitmiş halinde Instagram hesabından yorumlara yazarsanız orada paylaşacağım. Oradan görebilirsiniz. Evet. Bunu da bu şekilde yaptım. Sonuncusu, bakın sonuncusu bir tane kalıyor. Bu sonuncusuna dikkat etmeyin. Çünkü diğer tarafa döndüğüm zaman orası topa yani bir tanesi tek kalıyor. Bakın böyle yaptıktan sonra bu tek kalıyor. Onda sıkıntı yok. Hani niye tek kalıyor diye kafanız karışmasın. Şöyle modelimizi de gösterelim. Şu baştaki her zaman tek kalıyor. Onu örmüyoruz zaten. Diğer döndüğümüz kısımda
yine aynı işlemi oraya yaptığımız için yani ilmekler kendini tamamlıyor diyeyim. Kafanızda herhangi bir karışma olmasın. Evet, onu da bu şekilde yaptım ve sonuna bağladım. Şimdi ne yapıyorduk? Hemen bu son yaptığımız ipi önce boş olan ipi alıyoruz ki ip, örgümüz sökülmesin. Bu şekilde devam ediyorum. Bu birinci örgü modelimiz. Yavaş yapmaya çalışıyorum ki anlayabilin arkadaşlar. Bu şekilde örgümü devam ettiriyorum. İstediğiniz boya gelene kadar devam ediyorsunuz yapmaya. Şunu da alalım buradan. Daha sonra bitiriyorsunuz örgünüzü. Bitiş kısmında ayrı bir video ile göstereceğim. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer modelleri görmek için Instagram hesabımda minika_hobi arkadaşlar. Facebook'ta da örgü, moda ve hobi sayfamın adı. Evet, bütün ilmeklerimi bu sırayı da tamamlayalım. Videomu bitireceğim. Daha sonraki model yapımını anlatacağım diğer videomda. İkinci model videomu. Evet. Şöyle bir de üstünden bastırıyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.